Sevgili dostlar merhaba. Teknoloji bildiğiniz gibi hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası oldu ve ilişkilerimiz de teknolojiyle birlikte adeta yeniden evrildi. Ve dijital aşk kavramı, sanal seks kavramı, dijital ilişki kavramı gibi artık yeni kavramlar doğdu. Bunlar tabii ki hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu ve olacak muhtemelen. Bu konuyu psikoterapist Doktor Cem Keçeli ile birlikte bu videoda konuşacağız. Evet hocam merhaba. Teknolojiyle birlikte artık ilişkileri yaşama şeklimiz de değişti ve dijital aşk diye bir kavram çıktı. Ve insanlar bazen böyle yüzün bile görmediği insanlarla çok uzun süreler boyunca aşk yaşayabiliyorlar. Hayallerinde mi acaba bir imaj canlandırıyorlar? Yoksa teknoloji insanları biraz böyle asosyal mi yaptı? O yüzden buna ihtiyaç duyuluyor? Valla bu konu çok geniş bir konu ama biz iki başlıkla ele alalım bunu. Birincisi avatar yönüyle, evet. ikincisi de şizoid kişilik yönüyle. Çünkü şizoid kişilik demek gerçek ilişkilerden, sosyal ilişkilerden kaçınan, kendi fantezi dünyasında yaşayan ve insanlarla belli bir mesafeden sanal ortamda ilişki kurmayı tercih eden kişilik demek şizoid kişilik. Ve bu kişilikler aşklarını da sanal yaşarlar. Yani bir insana aşık olmaktansa o insanın resmine aşık olmayı, bir insana aşık olmaktansa o insanın Instagram'daki profiline aşık olmayı bir insan aşık olmaktansa onunla yazışmalarına aşık olmayı tercih eden kişilik şizoid kişiliktir. Ve gerçekten de şizoid kişilikler çok yaratıcı, zihinsel anlamda beyinleri çok hızlı çalışan insanlardır. O nedenle e, sen ne olmamı istiyorsan o olmaya geldim diyecek kadar mükemmel bir şair, mükemmel bir aşık, mükemmel bir seks partnerini fantezi dünyasında oynarlar ve karşı tarafa bunu gösterirler. Ama gerçekte bir araya geldiklerinde tamamıyla soğuk ve çok farklı bir karakter vardır. Zaten bir araya gelmeyi de istemezler. İkincisi de avatar. Avatar meselesi kelime anlamıyla nereden geliyor avatar? Eski kadim öğretilerde tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri görüntüye avatar denilmiş. O nedenle biz şu anda gizli tanrıcılık oynuyoruz aslında. Kendi avatarlarımızı yaratıyoruz. O avatarlara belli anlamlar yüklüyoruz. Karşı tarafın avatarını da gerçek kabul edip avataryen bir ilişki kuruyoruz. Buna da aşık diyoruz. Evet. Siz bunu anlatınca aklıma Müşfik Kenter'in oynadığı çok eski klasik bir Yeşilçam filmi geldi. Sevmek zamanı. Evet. Orada bir resme aşık olan bir boyacının hikayesi anlatılıyordu ve gerçekten tam bir şizoid tiplemeyi çok güzel canlandırmış. Çünkü gerçekten bir araya geldiklerinde insanlar birbirlerini evet. incitebiliyorlar. Ama resimler, yazışmalar, Sanal ortamlar çok büyük hayal kırıklığı yaratmıyor. Ve biz ne sunduysak karşı taraf onun gerçek olduğunu düşünüyor. Ve karşı tarafı sunduğunun da biz gerçek olduğunu düşünüyoruz ve inanmak istiyoruz buna. Hani yalan da olsa inanmak istiyoruz. Kandırıldığımızı bilsek de inanmak istiyoruz. Ve bunu abarttığımızda buna çok büyük ruhsal bir enerji yüklediğimizde buna da dijital aşk diyoruz. Sevgili dostlar bölüyorum. Fakat katıl özelliğimizden bahsedeceğim size. Sempozyumlarımızı, kongre sunumlarımızı ve webinarlarımızı katıl özelliğini aktifleştiren izleyicilerimiz özel bir panelden izleyebilecekler. Bundan sonraki bütün panellerimizi, webinarlarımızı ve kongre sunumlarımızı bu bölümde size özel videolar şeklinde bulabileceksiniz. Ve çok özel videolarımızı da katıl özelliğiyle izleyebileceksiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu bir kendini koruma mekanizması mı? Çünkü gerçek bir ilişkide insanlar risk alabilir ya da incitilebilir, hayal kırıklığına uğrayabilir ama bir insanın avatarını sevmek, yani sıfır risk demek aslında. Kafanızda canlandırdığınız bir imaj var ya da onun fotoğrafına aşık olmak. Ama gerçek yaşamda işler böyle değil. Günlük yaşamda paylaşılacak şeyler var, iniş çıkışlar var. Bu insanlar kendini koruyor mu? Tabii ki. Çünkü şizot kişilikte de avataryen anlamda bir ilişki kuran insanlarda da yakınlık korkusu var. Bir bağlanma. Bir bağlanma korkusu. problemi var. Bunun sebebi de ebeveynlerimiz tarafından çocukken incitildiğimizde, onlara güvensiz bağlandığımızda ve yakınlık korkusu geliştirdiğimizde gerçek ilişkilerden kaçıyoruz. Sanal, sahte ve kopya ilişkilere kayıyoruz. Ve bir şeyden ne kadar çok korkarsak onu da o kadar abartıyoruz. Yani aslında kendi korkumuzu kendi kontrolümüzün altına alabilmek adına abartarak ne yapıyoruz? Onu bir aşka dönüştürüyoruz. Hayali ve gerçek olmayan sanal bir dijital aşka. eskiden tabii ki bu biraz daha edebiyatla, şiirle farklı farklı konularda karşımıza çıkıyordu. ama bugün bunu teknolojiyle birlikte yaşamak çok daha kolaylaştı. Çünkü insanlar kendi iç dünyalarını kapalı bir kutu gibi teknolojiyle birlikte gizleyerek ya da dışarıya çıkmadan yaşayabiliyorlar. Bu acaba insanların içindeki var olan o şizoid kişiliği daha mı kolay açığa çıkardı? Yoksa bu biraz destekleyici mi oldu? Biraz insanları motive edici bir yönü mü var teknolojinin? Şöyle insan nüfusu hızla artıyor ve dünyanın kaynakları kısıtlı ve biz yeni bir dünya bulamazsak insan nüfusunun kontrol altına alınması gerekiyor yani bu e, yapılan bütün araştırmalarda bunu gösteriyor ve hızla artıyoruz ve bu artış sınırlandırılmalı. İşte bunun için e, dünyada virüsler ön plana çıkıyor çünkü insan nüfusunu kontrol altına almanın yöntemlerinden biri bu viral enfeksiyonlar ki pandemiler her zaman insanlık tarihinde olmuş büyük felaketler depremler aslında doğa kendini bir anlamda korumaya da alıyor ama asıl hikaye gerçek ilişkilerde temas olduğu için seks olduğu için üreme var ama sanal ilişkilerde temas olmadığı için üreme yok o nedenle metaverse diye yeni bir dünya kuruldu paralel evren. ...paralel bir gerçeklik, paralel bir dünya... ...ve biz henüz Türkiye olarak... ...Metaverse'e bağlanamıyoruz... ...internet altyapımızın düşüklüğünden dolayı... ...ama çok yakında... ...ona da bağlanmaya başladığımız andan itibaren... ...Metaverse aşkları ortaya çıkacak... ...ve biz Metaverse'de... ...sevişmeye başlayacağız... ...gerçekten öpüşerek, temas ederek... ...bugünkü bildiğimiz manada... ...seksin yerine Metaverse seksi alacak... ...ve orada avatarlarımızla sevişeceğiz... ...ve insan beyninin... ...evrimi... Metaverse ile birlikte, sanal zeka ile birlikte çok farklı bir boyuta ulaşacak. Ve gerçekten belki de e, bilim kurgu filmlerindeki pek çok şeyin gerçek olduğu bir dünyayı göreceğiz. Ama e, üzgünüm bu insanlığın sonunu da beraberinde getirecek. Bu aslında bir komplo teorisi değil. Yani birçok insan bu tür teorileri duyduğu zaman hadi canım falan diyor ama gerçekten mantıklı sebepleri de var. mı? Çünkü dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde artıyor ve kaynaklar artmıyor. Kaynaklar sınırlı aynı kaynaklar ama biz bu kaynakları tüketiyoruz gittikçe. Ve tabii ki sevgiyi, bağlılığı, dokunmayı teması da tüketiyoruz. Biraz bu noktada herhalde organik insanlara ihtiyaç olacak. O nedenle ne kadar doğal, ne kadar gerçek, ne kadar temaslı bir ilişki içindeysek o kadar sağlıklı. O yüzden bizi YouTube'dan dinleyen dinleyicilerimiz şu anda bizimle sanal bir ilişki içindeler. Ama ne olur bu videoyu kapattığınızda en yakın sevdiğinize temas edin onunla sevişin ve eğer sevişecek biri değilse birlikte kahve için, birlikte kahve içecek biri değilse gidip halı saha maç yapın ama gerçek insan ilişkileri kurun. Evet bizi dinleyin, yorumlarınızı yapın ama bizimle işiniz bittiğinde gerçek dünyaya lütfen geri dönün. Bizimle kalın ama gerçek dünyada da kalın. Ve son olarak da aslında bu teknolojinin ve teknolojik aşk dediğimiz bu kavramın uzak mesafe ilişkilerini koruyabilmek için gerekli olduğunu ama bunun bile sınırlı bir zamanı kapsadığını da herhalde hatırlatmak gerekiyor. Ama sürekli hayat boyu böyle bir ilişki içerisinde kalmak doğru değil. Çünkü evet. başka şehirlerde çeşitli sebeplerle ayrılık yaşayan insanların bu tür dijital platformları kullanarak, işte görüntülü konuşarak, görüntülü seks yaparak birbirlerini tatmin etmeleri anlaşılabilir. Ama aynı odada odadaken bile başkalarıyla dijital ortamda sevişmenin bir mu yok diye düşünüyorum. Buna alışmayalım diyorsunuz. Evet. Evet sevgili seyirciler bu videoda dijitalleşmeyi, teknolojiyi, dijital aşk konusunu konuştuk. Bu tabii ki artık hayatımızın bir parçası, teknoloji ve bizleri de sizinle bağlantılı hale getiren bir gücü var teknolojinin. Fakat bu lütfen bizi gerçek temastan, gerçek insan iletişiminden alıkoymasın. Görüşmek üzere.